Geleniyor saat 10.30-11 olmuş. Yusuf hala çalışıyor telefon başında. Çalışan kardeşim. Yoruldun mu? Burada çalışması zor biraz değil mi? Abi. Evindeki düzeni özledin değil mi? Çok özledim. Eve çok gitmek istiyorum gerçekten şu an. Ya Yusuf az kaldı gitmene. Yakında Asya'ya taşınacak bizim oğlan. Neyse bir ara hikayeni anlatırsın. Telefon açıyor şey diye, aşkım, canım, ne yapıyorsun kız? Çok hoşuma gidiyor. Yusuf diyor. Evet. Nasıl? İşi nasıl? Her gün akşamları geçiyor her mu? Her gün akşam. Yemeğini saatini, zamanını, her şeyini ayarlıyorum. Aynen. Aynen. Kaçta kaç arası çalışıyor? Mesela 7'den başlıyor 2'ye kadar. Günaydın dedem geldi. Günaydın. Günaydın dedem geldi. Günaydın. Uzun zamandır sorulan bir şey var arkadaşlar sizin tarafınızdan. O da Yusuf'un nasıl iş buldu, nerede çalıştı, ne iş yaptı. Bugün onlara bir cevap arayacağız ama öncesinde bir annemlere sorayım dedim. Ben en çok şunu seviniyorum. Yani benim semiş yapıyorum, sinirlenmiyor. İşim var diyor. Evet. Bir de az para kazanmıyor. Şimdi önemli diyor. Daha fark edemedik ne olduğunu. Size demiyoruz zaten. Ama bizim hiç fark etmeden kendi kendine başarılı şeyleri, mesela dili, yabancı dili, İngilizceyi çok iyi çözmüş. Onun haricinde bu işle alakalı, yaptığı işle alakalı altyapısını, programını ne güzel ayarlamış. Değil mi? Ticari amca işlerini nasıl yapıyor değil mi? O firmanın ticari işlerini yapıyor, faturalarını yani her kesin işini yapıyor. Böyle bir çizelge hazırlamış ki. Ya. Çok güzel, çok. Ailemden de Yusuf'u dinlemiş olduk. Ben de burada geceleri görüyorum zaten çalışırken. Bakalım vlogumuzun kahramanı uyanmış mı? The man himself. The man himself. Abi benim aklımda konuşuyordunuz. Yes. My favorite place. He was here until what time? 1 a.m. 1 a.m. They are open until 1 a.m. Maybe they stay open because of you. I don't know. Maybe that might be. Şöyle bilgisayarını açarken bir görüntü alalım. Şu meşhur bilgisayarını bize göster. Nasıl açıyorduk bunu? Oh, bak bunun açısı çok özel bir şey. Şimdi bunu direkt böyle açamazsınız. This is a very special computer because if you can't open it like this, these parts are broken. So my tactic is I don't want anyone to see it because I am shy about it. So all I do is just like this. And it's all. It looks very natural. He's shy. So. Bilgisayarı kırık da. Uzun zamandır soruluyor. Tamam. Yusuf neredeki şirkette çalışıyor? Nasıl buldu iş? Neler yapıyor? Ben şimdi sana başlıyorum. Ah, it's a good job. Okay, nice. Evet. Kaç yaşındasın öncelikli olarak? 17. Kaç yaşından beri online işlere uğraşıyorsun ve uğraşmak istiyorsun, çabalıyorsun? 14, 13 falan. 13 yaşında. Bizim kursa katıldın zaten. Ben sana dedim zaten İngilizce biliyorsun, gel katıl diye. Aynen. Nasıl freelance becerini satarsın üzerine? My name is Yusuf. And maybe you know my brother, Engin. I bought this course too, and I'm only 14. In this course, Lena showed us how to be a freelancer, how to sell our skills, and how to set up a profile in freelancing websites. Actually, I don't have enough skills to sell, but I still learn it. Last 3 or 2 days, Lena showed us how to set up a profile in Upwork, but as you guys know, I'm only 14, and my age is not enough to use Upwork. But I realized I don't have to use just one website. I can set profile in every freelancer websites. And after my learning process finish, I'm gonna be a freelancer. İlk işin Beyond'da başladın. Ne yapıyordun? Video editörlüğü. Video editörlüğü. Ama onun öncesinde sen yazılım yapmıyor muydun bir şirkete, oyuna? Evet doğru. Yazılım kısa bir süreliğine çalıştım yazılım üzerine. Yazılım da şu şekilde zaten. İlk çalıştım, hiçbir kimseye çalışmıyorum. Kendim öğrendim. Sonra birkaç şirkete çalışmaya başladım arkadaşımla beraber. Tamam. Ondan sonra da tam yükselirken bıraktım işte. Sonra Beyond'da video editörlüğü yapıyordun. Aynen, video editörlüğüne başladım. İşte o olay yaşandı. Yaşından dolayı seni banladılar. Beni banladılar. Şimdi sonraki olayda ben biraz devreye giriyorum. Ben Yusuf'a TikTok işlerini verdim. Ne yapıyordun? TikTok'ta işte abimin videolarını alıyordum, editliyordum, TikTok videoları yapıyordum. Bu sayede Yusuf ben şunu fark ettim, kısa video sanatını biraz öğrendi. TikTok hani videoları. Kısa videoda birazcık daha iyileştim ya. İlk 3 saniyesi falan filan, onun taktikleri vesaire. Sonra Yusuf böyle çalışmaya devam ediyor. Ben Facebook sayfasını da Yusuf'a verdim. Tamamen yöneticiliğini, video paylaşımını, onu bunu. Yusuf hem benim TikTok hem de Facebook sayfasını yönetiyordu. Video başına 1-2 dolar falan alıyordu. İzlenmesi artarsa bazen 10 dolara çıkıyordu. Facebook'un da kazancının %30'unu teklif ettim Yusuf'a. TikTok'un da kazancının %20'si benim aslında, evet. Evet, tamam. Adam şey aldı, yüzde aldı yani şirketten birazcık bu sayede. Sonra Amerika'da şirket olayı ne zaman oldu? Amerika'da şirket olayı, bir gün sen bana ulaştın, dedin ki şu adamlar işte dijital göç, dijital göçebe diyorum, dijital esnen arıyor, şunlara bir yazmayın, öyle bir şey de. Tabii
ya Engin bulmuş diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar ben hiçbir şekilde kredinin tamamını almıyorum. Yani bende bitmiyor. Biri sordu, dedi ki şöyle şöyle işler için adam arıyoruz. Ben dedim benim kardeşim var yani uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Bir şey yapın, bir görüşün, iş görüşmesi yapın. Belki kabul edersiniz. Sonra... Zoom görüşmesi yaptık. İşte ben ondan önce bayağı araştırdım bir şeyler falan. Yaptığı işlere baktım vesaire vesaire. Sonra Zoom görüşmesi yaptık. Direkt adamlar dedi işte. Şey başladı dedi. Şubat'ta başladı galiba. Hani evet evet. Ondan sonra başladım. İş şu an çok iyi gidiyor. Şimdiye evet. kadar kovmadıklarına göre demek ki iyi yapıyor. İyi. Onun dışında başka bir arkadaş daha var. O da uygulama üretiyor. Onun normalde ben şeylerini yapıyordum. Hani bunun app'i vardı bir tane. Tamam. Onun review'larını yapıyordum. Hani İngilizce. 4-5 ay önce Türkiye'ye geldiğinde. O sırada tam videoda göstermiş. Videoda göstermiş. Aynen, evet, evet. Bir tane uygulamanın review'larını cevap veriyor. Türkçe, İngilizce? İngilizce. Zaten de işi öyle kaptım. Yani evet. İş için gereken tek şey İngilizceydi. Başka hiçbir özelliğe gerek yok yani. Yani onun app review'larını yapıyordum. Yani çok çok az para alıyordum o sırada. Ve yaptığım tek şey İngilizce cevap vermek. Bazılarında ChatGPT falan kullanıyordum. Bazılarında kendim yazıyordum vesaire. Sonra bir anda ben app'lere baktım. Dedim aslında biz güzel videolar yapabiliriz. Hani Reels'da bu app'leri promote etmek için. Ondan sonra videolara başladık. İlk yaptığım 25 tane video yaptım. Meme tarzı video. Hiçbiri tutmadı. Tamam. Sonra formatı değiştirelim dedik. Ama format değiştirme olayı çok güzeldi yani. Değiştirdikten sonra birkaç videodan sonra tutmaya başladı. Şimdi çok iyi gidiyor. Bir de o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki. Ya inanamaz. Herkes çok seviyor. Sen gördün değil mi? Şey diyor, ben gördüm ya. Pazarlama işte böyle yapılır. Öyle güzel bir pazarlama videosu yapmışsınız ki ben bu app'i indiriyorum falan diyor. Harbiden çok güzel gerçekten. Yani Yusuf böyle kısa video sanatını çözdü arkadaşlar. Bunu gençliğindeki mimleri bilmesiyle de kullanıyor. Onun sayesinde şu anda mesela böyle viral olacak kısa videolar çıkartıyor. Haliyle viral olan her video için de daha yüksek paralar alıyorsun aynen, zaten. Aynen, daha yüksek paralar. 50-100 dolar arası alıyorum. Zaten. Şimdi hem bir Amerika'daki şirkette çalışıyor. Saat 7 ile 2 arası geceleri çalışıyorsun. O düzenli bir işin zaten. Aynen. Bir uygulama geliştiricisine çalışıyorsun. Aynen, onun videoları. Ama tek yaptığın şeyler hep internet üzerinden. Sosyal medya yöneticiliği, paylaşım, sanal asistanlık Amerika'daki şirkette. Aynen, 3 tane işim var gibi aslında. Yani. Ne yapıyorsun tam Amerika'daki şirkette? Tam neler var? Ya şimdi müşterilerle görüşme vesaire yapıyorum. Aslında biraz dijital asistanlığa giriyor. Tamam. Ekstra olarak bazen Reels videoları atıyorlar bana. Ben Reels videolarını da editliyorum. Tamam. Bir de şimdi çalıştığım adam YouTube kanalı açtı. Onun da uzun videoları var. Onları da editliyorum. Yani tamam. Genel olarak şirketteki birçok dijital asistanlıkla ilgili işi yapıyor yani. Her şeyden anlıyor bir nevi. Ben ona şey dedim. Hoş geldin anne. Ben Yusuf'a şey dedim. Biraz genel olarak her konuda bilgin olsun. Daha sonra sevdiğin bir yere yönelik sivrileşebilirsin. Yani bir niş seçebilirsin. O da kısa videolarda şu anda viral olma oldu birazcık. Bizde de aynı şekilde bunu TikTok'ta ve Facebook'ta benim sayfalarımda yapıyor yani. Selamünaleyküm. Aleyküm, hoş geldin. Şöyle köşeye alalım seni. Hoş senden. Bulduk canım. Yusuf'la röportaj yapıyordu. Dinliyor şimdi. Şöyle az kenara geçtiğim şey. Biz de dinleyelim seyirci olarak. Şimdi 17 yaşındasın. Üniversitede sınavına girdin. YKS girdim. Miydin? Evet. AKS miydi? Neydi? YKS. Planların ne bundan sonra? Bundan sonra planlarım yurt dışına çıkacağım. Aha. Bu şekilde giderim. Yusuf'un maaşı arkadaşlar. Kendi yaşıtlarının ya belki 4-5 yıl sonra üniversitede girip çıkıp iş bulabileceği maaşlardan çok 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 daha yüksek. Amerika'da bir şirkete çalıştığı için. Yani buradaki kurun değişmesi falan onu da etkilemiyor. Çünkü maaşı dolarla. Bununla beraber de dijital göçebe hayatına başlangıç yapabilecek. Zaten kafamızda da öyle bir şey var. Üniversiteye girmeden önce bir boşluk veriyor. 1-2 yıllık bir kendini tanıma süresi. Hatta Tayland'a taşınıyorsun zaten. Aynen. Oradan artık nereye gider? Japonya'ya mı gider? Yoksa Endonezya'ya mı gider, başka bir Sri Lanka'ya mı gider, nereye mi? Yani şu anda kendi başına kazancı gerçekten çok uygun. Bizim başlangıcımızdan daha iyi bir başlangıç yapacak dijital göçebe hayatına gelince Yusuf. Ve kendi başına ilk başta hostellerde kalmayı planlıyor. Gene akşamları işini yapmaya devam edecek. Şöyle bir gariplik olacak. Şirket Amerika'da, Tayland'a gittiğinde daha da geç olacak. Saat farkında evet, bayağı sıkıntı yaşayacağım o konuda. Sabah çalışıyor olacak. Yani ya Yusuf'un biraz finansal özgürlüğü olacak. Aynı zamanda mekan özgürlüğü de olacak ama zaman özgürlüğü konusunda biraz daha ileri yönelik geliştirmesi lazım. Biraz daha var vakit var onlara ama yavaş yavaş o da gelecek diye tahmin ediyorum. Ben açıkçası gurur duyuyorum. Hani tamam belki ufaktan böyle benim aracılığımla birileri ulaşmış olabilir ama Yusuf kendini bu zamana kadar yetiştirmeseydi 4-5 yıl boyunca bunun içini doldurabilecek şeyler yapmasaydı zaten bu işi başaramazdı. Ya ben istediğim kişiyi öneririm yani. İşi yapamadığı sürece hiçbir önemi yok. Yani aynen öyle. Ya şu anda istese zaten 18 yaşını geçtikten sonra Beyond'dan, Fiverr'dan, Upwork'ten her yerden başka işler de bulabilir. Şu anda o deneyimi kazandı zaten. Aynen. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Sizin de hepinize. Sağ ol babacığım. Teşekkür ederim. Bu işlere başlayacak bütün gençlerin de Allah yolunu açık etsin. Aynen. Allah İsteyen çok var baba. O yüzden bir Yusuf'un hikayesini anlatmak istedim ki. Örnek olmak da güzel bir şey. Onlar için de bir yol gösterecek. Evet.
Günaydın. Kafa olacak inşallah. Günaydın abi. Bu da direkt dijital göçebe hayatına doğdu zaten. O dijital göçebe olarak doğdu dünyaya geldi. Keşke ben 17 yaşında böyle başlayabilseydim diyorum. Ben belki 19 yaşında başladım. Üniversiteye gitmeyi tercih ettim ama Yusuf'un gittiği yol benim çok daha hoşuma gidiyor. Kendini biraz daha keşfetmeye vakit ayıracak ona ve bunu yapabilecek de gücü var. Bu çok tatlı bir şey yani. Eğer siz de arkadaşlar dijital göçebe hayatını düşünüyorsanız basitçe başlamaya olur. Normal bir işiniz var diyelim. Online insanlara hizmet sunabileceğiniz bir beceri geliştirmek. Bu becerinin ne olduğu fark etmeksizin. ChatGPT'ye bile giderek sorabilirsiniz. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyor basit bir şekilde. Bunun cevabını bul. Bunun üzerine çalış. Geliştir kendini. Gerçekten zaman ayırdın mı? 3-4 ayda belirli bir maaşa gelebiliyorsun. Ne zaman normal işinden daha fazla paralar kazanmaya başladın ve bir müşteri tabanı oluşturdun, o zaman dijital göçebe hayatını deneyebilirsin. Şu anda Yusuf'un yaptığı da o. Her şeyi hazır. Şu anda da hatta Kadir Naç evlerinde yani Olimpos'ta kalırken bilgisayar başında bir yandan çalışıyorum. Hatta bilgisayar bozuk olmasına rağmen. Hayır, işini yapmaya devam ediyor. O bilgisayar bozukluğuna da bugün bir şey yapacağız inşallah. Siz de böyle bir hayatı deneyimleyebilirsiniz. İlk başlarda zor, kolay değil. Çünkü bir yurt dışına attığını kendini çok eğlenceli geliyor. Biraz daha fazla gezesin geliyor. Direkt ben işe odaklanamıyorsun ama yavaş yavaş toparlıyorsun. Biraz paranı da hızlı bitirebiliyorsun ama gene de toparlıyorsun. Haberin olsun Yusuf. Durumunuzda olduğunuz gibi yani. Neyse şimdi Yusuf'un hikayesine ufak bir kahve molası. Annemler ilk kez cappuccino deneyecek. Teşekkür ederim. Evet. Babacım bir tanesini de Lena'ya koyar mısın? Dürüst ol bakalım. Şöyle bir sordun ki. Dürüst ol dedim canım. Bir tık acı ama güzel. Acı mı? Baba. Annene katılıyorum. Acı mı? Biraz. Allah Allah. They say all bitter. Can you taste? Bitter. Very bitter maybe. Biraz bitter. Havası var bitter. Çikolata havası şey gibi. Yes, but it's supposed to be taste of coffee. Yeah. Aynı. Böyle olması gerekiyor. Yani kahvenin tadı bu evet. Yani çok öyle çok şey değil. Kötü değil ama bizim damak tadımızda istediğimiz o kahve var farkı var. Ama kahve böyle içilir. Aa, güzel canım normal. Kahve bu işte ya. Aşkım biz içmemişiz ya böyle. Bir bakayım. Bir bakayım. Fiyatı ne kadar biliyor musun? 75 TL. Aa, şeker ister misiniz? Yok yok. Yok, böyle kendimize gelelim. Yok. Duydun mu abi? Geleceksiniz. Evet. Kahve molasıyla bugünkü sponsorumuzdan bahsedelim. O da İKAS arkadaşlar. İKAS ile de aynı şekilde online neyse olarak para kazanabilirsiniz. İKAS e-ticaret yapmak isteyenlere altyapı sunuyor. Örnek veriyorum, herhangi bir ürününüz var. Bu laptop kılıfı olabilir, kulaklık olabilir, kahve bile satıyor olabilirsiniz, bileklik satıyor olabilirsiniz. Ama bunları lokal olarak, mesela dükkanınızdan yapıyorsunuz ama online olarak satmak istiyorsunuz. İşte burada İKAS devreye giriyor. Baba, senin bindallı ya da gelinlik modellerini İKAS'la satalım internetten ya. Tabii yapılabiliyorsa neden olmasın? Şimdi aklıma geldi. Konuşmayı yaparken. Tabii sen zaten anlattın, bizim işimiz de içine. Biz toptan yaptığımız için bu işleri evet. Online sitelerde de satış yapabiliriz. Ya, gelinlik olmasa da en kötü bindallıyı internetten alabilir. Sen bindallı da üretiyorsun. Tabii üretiyoruz. Gelinlik de olabilir neden olmasın? Tamam yakında yapabiliriz bununla alakalı. Evet yakında İKAS'ta babam da satışa başlayacak. İnşallah. Ben niye daha önce düşünmedim? Aynı zamanda Lena da bizim bir ürünümüzü çıkaracak. Bu bir şapka olacak. Amazing. Amazing. Temalı ya da perfect. Perfect. Temalı, temalı. Kanalımızın iki komik şeyi. Lena, are you working on the hat that we have the idea of? Yes. Right? Bizim de ürünler çıktığında haber vereceğim arkadaşlar. Sadece şapka olacak. Olur da dünyanın farklı bölgesinde ya da Türkiye'de mesela birbirinize denk geldiniz. Aynı şapkalardan var. Anlarsanız Engin Özdemir'i izliyorsunuz. Öyle bir komiklik olabilir. Belki de kendi kafanızda aynı düşüncelere sahip insanlarla tanışabilir, bulabilirsiniz. Belki gelecekteki eşiniz, kocanız ya da şeyinizle de tanışabilirsiniz. Bu hiç belli olmaz tabii ki. Videonun açıklama bölümündeki linkimiz var. En kötü kafanızda sorular varsa da lütfen gidin İKAS'ta görüşün. Hepsine cevap bulacaksınız. Haberiniz olsun. Gerçekten e-ticarete başlamak İKAS'ta çok kolay. Ben de size tavsiye ediyorum buradan. Şimdi geri Yusuf'un hikayesine dönelim. Lena'nın bir sorusu var. Tabii Lena o sırada Noah ile uğraşıyor. Ayaklanmak istedi. Dur şimdi soracak. Amca İngilizceni nasıl geliştirdin? Yani. Sonuçta aslında bütün yaptığın işler İngilizce ile bağlantılı. Aynen ya İngilizce gerçekten. Sonuçta uygulama geliştiricisi yabancılara yapıyor. Amerika'daki şirketinde Türk öğrencileri de var, yabancı öğrencileri de var. Aynen yine İngilizce gerekiyor. Benim yaptığım diğer işlerde falan. Ya sen de İngilizce olmasaydın bunların hiçbirini yapamazdın. O kadar becerin olsa dahi. İngilizce gerçekten evet çok o yüzden temel bir şey aslında. Demek ki bu en önemlisi İngilizce yani teknik evet, olarak. Evet yapı taşı diyelim. Aynen. Yapı taşı. Nasıl geliştirdin? Oyun gruplarından. Tamam, oyun gruplarından. Oyun oynarken konuştuğum arkadaşlarımın hepsi yabancıydı. Aslında dediğim gibi yani şöyle herkes bunu biliyor. Konuşarak gelişiyor aslında.
da değil. Ben konuşa konuşa hem işte kelimeleri telaffuz ediş şeklimi, hem kelime dağarcığımı, hem gramerimi rahat bir şekilde geliştirdim. Yani gramerde mesela şu da yardımcı oldu birazcık. Lisede ben işte dil sınıfına geçtim. Orada da birazcık hani yardımcı oldu bazı konularda. O şekilde gelişti İngilizcem. Küçükken o kadar sana öğrettiğim İngilizceleri ne kadar unuttun yani? How are you'lar, where are you'lar? Vallahi hiçbirini hatırlamıyorum ama onlar hep kazındı kafana. Aa, bir de şey var, bayağı bir faydan var ama senin öğrettiğin İngilizceden değil, şundan faydan var. Onlar kafana kazındı bir kere, tamam. Tamam, kazındı, tamam, hadi kazınmış. Bana burada krediyi vereceksin. Tamam, kredi, en güzel. Babana krediyi vermiyor amcan ya. Bak o kadar uğraşıyorum, görüyor musun burada bana? Aslında var ya, senin yaptığın en güzel yardım neydi biliyor musun? Ne? Bir sürü yabancı arkadaşım bizim evimize geliyordu ve beni onlarla konuşmaya cesaret o yüzden İngilizcem de bayağı gelişti aslında. Ama evet. İngilizce de aslında şimdi şey, özgüven de çok önemli ya, hem öğrenmek hem konuşmak için. Hani aslında orada sen onun temelini verdin sen bana. Ne zaman Erasmus öğrencisi gelse bizim eve de götürüyordum ve Türk ailesi kültürünü tanısınlar diye. Değil mi? Bazen sen olmuyordun, arkadaşın geliyordu eve. O derece. O derece yani. Evde çevirmenliği ben yapıyordum sadece. Başka kimse İngilizce bilmiyor. Aynen. Yani. Süper. Son günleri. Son saatleri, evet. Son dakikaları. Şurada gölge bölge bir yere park et, açık mı diye bakalım bir. Açık var. Tamam. Siz ayrılmadan size özel bir yere götürüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İnşallah hazırız. Engin Özdevir'in favori mekanı. Hadi. Wow. Zaten sen seçtiysen iyidir mutlaka. Noah Bey, sizi çok özel bir mekana getirdim. Babanın karnını doyurduğu yere getirdim. Sen de mi karnını doyuracaksın? Tamam. Kolunu çıkar şuradan. Kolunu çıkar mısın? Burası iyi gibi. Bura, bura. İyi. Hanımefendi merhabalar. Anam. Ya sen vallahi mi geldin? Bu kadar tatlış olur mu? Maşallah hep kameralardan izliyorduk seni. Mantı yemeye geldim. Hoş geldiniz. Ailem hep, herkes burada. Lena burada. Lena, ne haber? How are you? How are you? İyi, sen nasılsın? I am good. Allah'ım ben seni yerim. Çok tatlısın maşallah. Gel gel. Tatile getirdim bunları. Hep beraber ya. Biz biraz daha kalacağız ama annemler gidiyor bugün. Nene evet. Sarımsağı seviyor muydu? Ya tabii çok seviyor sarımsağı. Pardon. Anne müsaade et. Buzlu limonata. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Keyfin çıkartın. Sağ olasın. Sarıya sarı alayım ben. Wow. Baba baba. Çocukların uzun olur. Aha. Bununki tam bir dikdörtgen. Ne oldu? Ya ne bir şey yapıyorsun ya? Şşş, tamam olur böyle şeyler. Alırız bir tane daha. Üzülecek bir şey yok. İstemeden oldu. Sakin ol. Sakin ol. Anne kulağıma böcek girdi kocaman. Sen nerede? Hoppa. Afiyet olsun. Hı-hı. Ortaya söyledim. Afiyet olsun. Noah durmuyor şu anda. Ya annenle biz buraya son barda yemek yemeye geliyorduk. Noah. Burası bizim tek açık olan mekanımızdı. Olimpos'ta son barda öğlen. Öğle yemeğimiz için. Annemler bir mantıyı yemiş oldu. Şimdi bir de abla kek ikram etti. Çay da geldi. Ah. Mis. Ben Noah'yla ailede en az vakit geçiren kişi benim. Ben rahatsız olmasın diye çok öpmüyorum, bir şey yapmıyorum ama. Evet, harbiden öylesin ha. Şöyle ben de azaldım ama. Adıl Asmalı kızım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz yine inşallah. Görüşürüz. Denizli yemeği yediler. Tamam. Tamam canım. Dedin. Oh. Oh gibi de sarla kucama alayım. Kucama da alayım. Oh. Baba yine çabuk geçecek bize. Sen yine geleceksin. Oh. Al babası. Al babası. Tamam. Tamam. Çöp ucağını alttan. Aldım baba, aldım. Tabii ki. Bebeğim. Ben seni ne zaman göreceğim bir daha? Oh. Tamam. Ben seni öpeceğim. Yeterince öp. Amcaya da güle güle de. Dede balas mı aldık? Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat edin kendinize. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Take care of yourself. Ay, alamayın ya. Gerçekten.
Ben de gidiyorum bizimkilerle. Lena, bye bye. Take care, Noah. Teşekkür ederim. Sağ ol, Lena. Çok sağ ol, Lena. We are going, Noah. I'll see you later. Annene babana çok çok selam söyle. Lena. My father, my mother. Çok teşekkürler. Büyük anne. Big mother. Mother. Say hi to them. Selam. Okay. We gotta go. Hadi. Torunuma iyi bakın. Baba, ne de ya bu. Baba, öpmeden duramıyor. Ağlatma gider ya. Okay Lena. Bye bye. Bakalım. Okay. Hadi. Hadi arkadaşlar. Acelemiz var. Güzel güzel bir anım oldu. Güzel bir tatil oldu. Hadi. Güzel. Evet. Güzel ama kısa. Ancak. Evet. Ve o an geldi. Yusuf Salih model atlamak için hazır. Evet, Ferrari'mi alacağım. Ben yıllar önce Asus bilgisayardan MacBook'a geçtiğimde Ferrari'yi atlamak gibi hissetmiştim ve o gün geldi Yusuf için. Artık Ferrari'ni almaya hazır mısın Yusuf? Yes. Ya gel bir 12 binlik bir şey alalım. Ne 25 binlik falan ya. Ne gerek var ya? Ne gerek var oğlum böyle şeylere? Bu Pro Air nerede bilmiyorum. Şu aşağılarda falan galiba. Aha buldum. Aha da burada. No, aha burada. Her an değiştirebilirler şunu çıkarıp. Evet hemen alalım arkadaşlar. Fiyatlar daha da artmadan. Pardon burada görebilir misiniz? Biz bir tane şundan almak istiyoruz. Biz bir tane şundan alabilir miyiz? Bir tane şundan alacağız. Uzay gibisin. Bu kadar da hızlıyız değil mi? Evet. Şundan alacağız. Bir tane şundan alabilir miyiz? Çok çalıştı bunun için. Çok. Yes. Aşırı. $960 kendisi veriyor, gerisini ben tamamlıyorum. Ne kaldı ki? Kalmadı, hatta bana para kalıyor. Bu arada bir şeyler daha alacağız aslında da. Onu bir bunu satın alıp sonra alalım oğlum. Yok, onu da al. Ekstra 30 kuruldu. Ne kadar da güzel görünüyor. Abi param bile geçmedi ya. Ödeyemedim. Nereye gitmemiz lazım? Vallahi ödeyemedim ya. Euro bozdurmuştum alayım diye çocuğa. Ödeyemedik. 7000'den fazla, 7000 TL'den fazla nakit almıyorlarmış. Ya biz gidene kadar fiyatı değişiyormuş. Vallahi değişik bir şey. Allah'ım. Ben peşin para bana verseler ben hiç reddetmem. Neyse, para yatırma limiti onu bunu falan derken birkaç tane farklı karta yatırarak durumu çözebildik. Şimdi gidip alacağız inşallah. İnşallah. Bir de şey diyorlarmış, kartınız şey çalışmıyor. Taksitsiz oldu. Taksitsiz. İki ayrı karta mı yatırdın? İki ayrı karta yatırdık. Evet. Beyefendi, hayırlı uğurlu. Ha onaylandı. Let's go. Hayırlı olsun oğlum. Çok teşekkür ederim. Aynen. Kendime günler, teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullan. Size teşekkür güle ediyorum kullan. Beni ve kadar beklediğiniz için. Sağ olun. Bir gün ya. Ben de yapacağım bunları. Hadi bakalım. Hadi şimdi Mr. Beast gibi olalım ve bunu birine verelim. Lütfen. Lütfen bana ver. Sağ olun. İyi günler. Evet aldık. Let's go. Oğlum kaybetme bir şey olmasın. Eyvallah. Hayırlı olsun, bizi yemeğe mi götüreceksiniz? İyi günlerde kullan, şimdi bizi yemeğe mi götüreceksiniz? Valla şu an... Daha çok para kazanacağı bir laptop var artık. Böyle bir güzel manzarayla Antalya'daki tatilimiz bitiyor arkadaşlar. Sonra daha kadraja gözüküp giriyor. Sanarsın Sri Lanka'ya geldik. Şu palmiye yaşlarına bak. İtalyan ayrı bir havası var ya. Yani. Evet. Anneciğim öpüyorum seni. Canım. Eğlendiysen ne mutlu bana. Ama her şey çok şaşırdım. İyi çektirdin bizi ama. Sahile gidelim. Gitmeyelim. Görüşürüz. Limonatayı döktünüz. Ne çektin be Gülistan? Oğlum. Allah'ım. Selam söyle Lena. Öpelim. Tamam. Allah açık etsin selam. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum, hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Genel selam söyle torunu da öperim. Öperim, aleykümselam. Görüşürüz. Canlar ya.
Vallahi canlar, inanılmaz güzel aile. Neyse, güzel oldu be. Geri Olimpos'a dönüyorum. Görüşürüz. Sadece bilgisayarı almak için gelmiştim. Ben de karnımı doyuracağım ya.